قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Kalpleri nuru tevhid ile münevver ve peygamberler sultanı olan Muhammed aleyhissalatu vesselama iman etmekle ve onu her şeyinden ziyade sevmekle imanını kemale irdiren, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Okuduğum sure-i celiyede asr-ı nebiyye yahut ikindi namazının vaktine kasem olsun ki bütün insanlar hüsrandadır. İllellezine amenu, iman edenler müstesna. Ve amilus salihat, amali saliha icra edenler, onlar müstesnadır. Biliyorsunuz ki alemi ervahta, yani ruhlar aleminde henüz ruhlarımız cesede girmeden, cesetler halkolunmadan, ruhlar aleminde Cenab-ı Hak bizlere hitap edip elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Bütün ruhlar kalu bela dediler. Evet, sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi. Ya Rab, Rabbimizsin. Bizim Halikimizsin dediler. Hak Teala'yı oradan tasdik ettiler. Hakkı tasdik eyleyen bu ruhlar bu aleme gelip bir kısmı kesafete bürününce Hak ile aralarında bu kesafet bir perde oldu. Allah'a verdikleri ahdi unuttular. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri kereminden ve ihsanından ve lütfünden onlara nebi gönderdi, peygamberler gönderdi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem Safiyullah, sonu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz ki bu ceset bakımından böyle. Nur bakımından Resul-i Ekrem cümle peygamberlerin evvelidir. Bütün mahlukat-ı ilahinin arş, kürsü, melek velvelesi olmadan Resul-i Ekrem nebiydi. Hatta sahabiden birisi Resul-i Ekrem'e sordu. Ya Resulallah, ne vakitten beri peygambersiniz? Buyurdular ki Cenab-ı Peygamber, Adem henüz toprak ile su arasındaydı, ben nebiydim. Hatta Adem'in ne toprağı vardı, ne suyu, ne çamuru karılmıştı. Resul-i Ekrem gene nebiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu ahdlerine vefakar olanlar bu alemde de Cenab-ı Hakk'a kalu bela dediler. Rabbül Alemin'in vahdaniyetini kabul ettiler. O vakit yani iman eden hüsrandan kurtuldu. Çünkü Allah'a inanmayan, peygambere inanmayan, kıyamet gününe inanmayan, bu alemden sonra tekrar haşrolup dirileceğimize inanmayan ki bunu gözlerimiz her an görmekte. Cenab-ı Allah şöyle yani aklı azdan aklı evvele kadar hitap ediyor. Onlar görmüyorlar mı biz ölü toprağı nasıl diriltiyoruz? Hatta bir kafir Übey ibn-i Halef ölünün kemiklerini almış, çürümüş kemiklerini Resul-i Ekrem'in önüne gelmiş. Kendi kısa aklıyla, kasır aklıyla kemikleri ufalamış, toz yapmış ve Resul-i Ekrem'in yüzüne üfürmüş. Bunlar mı dirilecek ya Muhammed demiş. Toprak oldu, çürüdü. Ve Cenab-ı Hak şu ayeti indirmiş. اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَاهُ وَحَصِيمٌ مُبِينٌ İnsanoğlu neden halkolunduğunu görmedi mi? Biz onu neden halk ediyoruz insanoğlunu? Ve bize apaşikar düşman olarak benim kudretimle oynuyor. Bunu mu Allah yaratacak? Halbuki insanoğlu yaratılmadan modeli yokken Cenab-ı Hak yaradan, modeli yokken yaradan, modeli olduktan sonra yaratması ona daha kolaydır. Estağfurullah. Bütün kainat yani bir sineğin hilkatiyle kainatın hilkati Allah indinde birdir, müsavidir. Bir mikrobun, sinek büyük gittim yani büyüğe gittim sineğe. Bir mikrobun hilkatiyle bu kainat yani gördüğünüz ecram-ı sema, yıldızlar, aylar, gökler, yıldızlar, arş, kürsü ne varsa bilinen de bilinmeyen, görünen de görünmeyen. Allah-u Subhanehu ve Teala Hazretleri bir şey mürad etti mi yaratmayı o şeye ol der. Hemen zahir olur. Hiçbir şey itiraz edemez Cenab-ı Hakk'a. Bir anda yıkar bir anda yapar. Her anda her esması zahir olmaktadır Allah-u Teala'nın. Mesela Cenab-ı Hakk'ın muhyi ve mümit sıfatları her anda zahirdir. Yani insanlar hemen ölür ve dirilirler her anda. An kelimesi bile çok. O kadar süratli olur ki bu iş yaşıyoruz zannederiz. Alettiriğin sönüp yanması gibi çok süratli olduğu için hep yandığını görüyoruz. Bütün esması Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı, ef'al-i ilahiye, esma-i ilahiye her an cari ve tecelliyatta. Ve darabelena meselen menesiye halka.
hilkatini unuttu da bir de şimdi darb-ı mesel mi irade ediyor yani? Kemikleri üferiyor, uflarıyor, toprak yaptı, üfürüyor. Bunlar mı yaralacak diye? Hilkatini unuttu mu? O hiç yokken onun modeli ben onu halkettim. Onları halkettim. Modelinden sonra benim için daha kolay. Daha kolay değil mi ya? Aklen de böyle. Evet. Elestü ve Rabbim hitabında kalü bela diyen kimse, bu alemde unutmayanlar, onlar nebilere kalü bela dediler ve peygambere tutundular. Allah ile kul arasında peygamberlik meclisi vardır. Bir kısmı da kalü belada Allah'a verdiği sözü hiç unutmadı. Onlar büyük veliler. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, seçtiği, istifa ettiği velilerdir. Abdullah el-Mübarek hacdan geliyormuş. Büyük alim, büyük sofi, İslam'ın ileri gelenlerinden bir zat-ı ekrem geliyormuş. Bakmış bir çocuk oturmuş, toprakları yığıyor, ortaya getiriyor, gülüyor. Sonra toprakları dağıtıyor ve ağlıyor. Uzaktan düşündüm diyor, bu çocuğa selam vereyim mi vermeyeyim mi diye. İç elimden bir kuvvet selam verme, çocuktur, selamın kıymetini ne bilirdin diyor. İçimden bir kuvvet. Düşündüğüm vakitte içeride bir takım senden başka başkaları da vardır içeride. Birisi yap der, biri yapma der. Sonra diğer bir kuvvetleri gidiyor, selam ver. Sen aklını Resul-i Ekrem yoluna kurban et. Akıllarını düşünme. Resul-i Ekrem'e teslim ol. Çünkü Resul-i Ekrem çocuklara selam verirdi. Hatta başlarını okşardı ekseri zamanda. Ve Resul-i Ekrem hangi çocuğun başını okşadıysa o akşam onu bilirlerdi. Resul-i Ekrem'in kokusu geçerdi onun başına yani uvarak başına. Beş geldim çocuğa selamun aleyküm dedim diyor. Ya ver dedi evladım dedi Arapça yani. Evladım selamun aleyküm dedim. Bilmediğim bir şehir diyor. Hacdan geliyordum diyor. Başını kaldırdı yüzüne baktı. Ve aleyküm selam ya Abdullah el-Mübarek de diyor bana diyor. Şaşırdım diyor. Oğlum sen beni nereden tanıyorsun diye sordum. Alem-i Ervah'ta aynı saftaydık demiş. Allah. Oradan beri seni unutmadım ben. Onun üzerine dedim diyor kendisine bundan istifade edeyim. Bunda bir ezeli ilim var. Bu Allah mektebinde okumuş. Alem-i Ervah'ı unutmamış. Bu topraklarla neye oynuyorsun diye sordum. Dedi ki insan vücudu topraktan meydana gelir. Ruhu arşidir. Semavidir. Binek topraktandır. Bina olduğu vakitte meydana geldi mi bir bina ilahi olur. Kalp ya Allah'ın evidir ya şeytanın evidir. Müminlerin, imanları kemale erenlerin kalpleri Rabbül Alemin yani semavata sığmayan Allah onun kalbine tecelli eder. Sen Allah'a gökte arama. Kahru galebesi her yerdir Allah'ın. Göğe, yere, her yere. Arşa, ferşe. Fakat semavata da arada sığmayan Allah kalbe sığar. Kalbe tecelli eder. Kalplerde arasın onu. Hele bahusuz kırık kalplerde ara. Onun için bir kalbi kırmak, bir kalbi yıkmak, Kabe'yi yıkmaktan daha kötüdür. Çünkü Kabe'nin binasını Hazreti İbrahim Halil bina etti. Kabetullah'ı. Kalbi Allah, Allah bina etti. Birisi mecazidir. Allah Kabe'de oturmaz. Beytullah deriz. Allah'ın evi deriz. İzafetle kutsiyetini haber veririz. Allah ne Kabe'de, Kudüs'te. Her yere hazır ve nazırdır. Allah'ın mekanı yoktur. Bütün mekanların mekanı Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Vücut meydana geliyor. Sonra bir müddet sonra dağılıyor. Küllü şeyin yarıcı ile aslihi, her şeyi aslına rücu ediyor. Vücut toprağa dağılıyor. Ruh arşa, semaya uruc ediyor. Binayı hak oluyor. Sonra yıkılıyor, ruh çıkıyor. Müminse birinci kat semaya. Zahitse, abidse ikinci kat semaya. Zahitler, abidler, salihler bunlar birinci ikinci semaya. Sonra velilerin makamıdır. Kafirlerin ruhu semaya yol verilmez. Oradan onları geri çevirirler. Felek-i kamerde hapsolunurlar onlar. Hapishanede hapsolunurlar yani. Hapis. Üç kısımdır. Onu da söyleyelim. Söylemeden geçmeyelim. Birisi hükmü yemiş, idamını bekliyor. Bunlar kafirlerdir. Kabirde, alemi berzahta yani. Hükmü yemiş, idamını bekliyor. Çünkü kafirler hesaba çekilmez yövmü kıyamette. Cenab-ı Hak hangi kimseyi hesaba alırsa o bilsin ki nihayetinde kurtuluş ve ahu vardır. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِالسِّيْمَانِ فَيُخَزُ بِالنَّوَاسِي وَالْاَقْدَامِ فَبِئَيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَزِّبَانِ Sure-i Rahman'da mücrimler yüzlerinden bilinir. Onlara hiç hesap sorulmaz kafirlere. Hiç tutulur ve cehenneme nara yıkalım. De böyle. Allah hangi kulu hesaba çekerse o da bir iltifattır kul için. Niçin yaptı ders, niçin yaptı derse bil ki kurtulacaksın. Neden yaptın derse kork. Öyle demişler. Geçiyorum bu niçin nedeni senin izan ve irfanını terk ediyorum. Toprak dağılacak, ruh uruç edecek.
Evet, onun için diyor, mamur oluyor, Beytullah oluyor. Sonra dağılıyor, ona ağlıyorum. Mamur olduğu vakitte vücut, ona gülüyorum. Dağıldığı vakitte ona ağlıyorum dedi. Peki niye oynuyorsun? Çocukluk ihtiyacı dedi, çocuğum ben dedi. Oynamak ihtiyacındayım dedi. Şimdi ben sana hitap ediyorum. Çocuğun oynayacak çağda çocuğunu bırak oynat. Oynasın. O hak kadar çocuğa. Eğer çocuğu çocukluk çağında oynatmazsan, oynamayacak çağında oynar sonra. 60 yaşında oynar sonra, 50 yaşında oynar. Ama evvela yanındaki bulunan arkadaşlarına çok dikkat et. Çocukların felaketi kendi arkadaşlarından olur. Civarından olur, cemiyetinden olur. Babalar size söylüyorum. Baban amcetleri size de hitap ediyorum kardeşler. Çocuğum onun için oynuyorum dedi. Hemen aklıma geliyor. Ruh ile nefsin farkını sorayım ben bu çocuğa. Bunda ilmledüm var dedim diyor. Oğlum nefs ile bana ruhun farkını söyler misin? Çünkü ruhun arkadaşı akıldır. Onun müsteşarı yani. Şöyle güldü gülümsedi. Sen karşıdan gelirken bu çocuğa selam vereyim mi vermeyeyim mi diye düşündüm. İçinden bir kuvvet dedi ki sana verme. Çocuktur, selamın kıymetini ne bilir dedi. Diğer bir kuvvet ise sen aklını kurban et. Aklıma aşını yani Resul'e ittiba ile Resul-i Ekrem çocuklara selam verir dedi. Sen Resul-i Ekrem'e uydun selam verdin. İşte birisi senin aklindir bir nefsindir dedi ruhundur. Yani kötüler senin kötüler sevk eden nefsindir. İyile hayra sevk eden Resul-i Ekrem'e ittibaya sevk eleyen ruhun ve aklındır dedi. Ha bazıları da böyle alemi erbahta Allah'a verdiği sözden başka alemi erbahta hangi satta kimler onları dahi biliyorlar. Ne varsa insanoğlunda var çünkü. İnsanda var. Ne varsa Adem'de var. Çünkü art, sema, arş, kürsü, melek, felek hepsi Adem için halk olmuştur. Adem olmadan yaratıldı, ziynetsiz kaldı. Adem değerini ziynetlendirdi. O Adem'in içinde bir Adem var ki onun abdiyeti bütün Ademlerin abdiyetinden ağırdır. O da Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Peygamberimiz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Abdiyeti risaletinden evvel gelir. Cümle enbiyanın, cümle insanların hepsinin abdiyetini böyle farz edelim, bir terazinin gözüne koyalım. Diğer gözüne de Cenab-ı Peygamber'in abdiyetini koyalım. Resul-i Ekrem'in abdiyeti ağır basar. Efendim nasıl olur bu deme bana. Bir misal daha vereyim sana. Hazreti Davud'a Cenab-ı Hak mizanını gösterdi. Davud Peygamber dedi ki Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bu mizanı ne doldurur acaba dedi. Terazi, mizanın manası, Arapça mizan, terazi ama bakkal terazisi değil senin bildiğin. Allah'a mahsus bir terazi. Dikkat edersen hatta adliyenin üzerinde terazi ismi koyarlar. Neden? Adaleti temsil eder çünkü terazi. Onun için terazi ismi koyuyorlar. Yoksa hakim içeride teraziyle hak tartmıyor. Bakkal gibi. Gözün bir tanesine 7 kat semaya kadar ardı koysalar dolmayacak. O kadar genişmiş. Davut peygamber hayret etti ve şaşırdı ve dedi ki Cenab-ı Hakk'a ya Rabbel alemin hangi amel bu teraziyi doldurur dedi. Buna imkan yok. Hani vücudu beşer, ömrü beşer buna kafi gelmez. Hak Teala buyurdu ki, ya Davud bir kere la ilahe illallah terazinin bir gözüne bahseseler, bütün semavat ve art da bir göze tevhid ağır gelir dedi. Tevhidi talim eden kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sana ispat edeyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İllellezine amenu. İlle iman. Allah'ın hakkıdır Allah'a tevhid etmek. Allah'a şeriften beri kılacaksın. Allah'a noksan sıfattan münezzeh. Kemal sıfatlarıyla muttasif bileceksin. Rabbül alemine hüsnü zan edeceksin. Allah'ı seveceksin. Allah! Allah'tan korkacaksın. Hatta şöyle korkacaksın ki eğer bana Rabbim kulum demese benim halim nice olur. Bu korku kalibine gelsin. Eğer İbrahim gibi halil olursan İbrahim'in nuru nar Nemrut'u söndürdüğü gibi senin de nurun nar rahimi söndürür. Allah'a haliliyet yap yani dostluk yap Allah'a. Her şeyini Allah için yap. Gösterişini yapma. Kullar değil, desin diye yapma sakın ha. Allah için yap. Allah bilsin. Sana kâfi gelir o. Kuluna Allah kâfidir. Celle Celaluhu Hazretleri. Halis bir iman. Temiz bir iman. Resul-i Ekrem'in talim ettiği gibi. İmanda biliyorsunuz kısım kısım iman. İslam'ı var, imanı var, ihsanı var. Her ef'ali harekatında, nişantı söylemiştim. Her ef'ali harekatında Rabbin seni gördüğünü bileceksin. Sen Rabbini görmesen de. Halbuki nereye dönersen Allah'a dönüyorsun. Eynematü elli fesemme veçullah. Allah'ın cemaline dönersin. Nereye dönsen.
Hak Teala gözsüzlere pinhandır. Kalp gözü kör olanlar göremezler Hakk'ı. Her yerde Hak. Her yere Hak. Her şeye kadir Hak. Hep O'nun. Sen de O'nsun, ben de O'nun. Her şey O'nun. La mevcude illahu. Ancak O'nun emriyle Hak olunmuş, O'nun isteğiyle yapılmıştır. Her şey. Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi size bir büyük bir sır tevdi edeceğim. Sakın unutmayınız. Defterinize yazınız. Size çok lazım olacak. Resul-i Ekrem'in, o kerim olan, rahim olan, güzel Allah'ın güzel Resulü Muhammed Mustafa. Taraf-ı ilahiden ne getirdiyse imana müteallik hangi maddelerse onları lisanla ikrar, kalb ile tasdiktir iman. Fakat böyle olmasına rağmen hepsini sen cem edemezsin. Ben de edemem. O da edemez. Şöyle de. Âmentü billah alâ müradillah. Ya Rabbi senin müradın üzere iman ettim. Ve Resulullah'ın müradı üzere iman ettim. Ne getirdiyse kabul ettim ben. Bilmesen de. Bilmek lazım. Bilmek lazım ama hepsini bilemezsin. Her esrara vakıf olamadın. Herkes olamadı. Onun için âmentü billah alâ müradillah. Ya Rabbi senin müradı üzere iman ettim. Resulullah'ın müradı üzere iman ettim. Bunu kulağından çıkarma benim koştuğum çocuğu. Bir kenara koy. Lazım olacak. Ama bunu böyle zahiren söyleyip batından söylemezlik değil. Lisanen ikrar, kalbe tasdik et bu söylediğim sözü. Ya Rabbi taraf-ı ilahinden ne gönderdinse imana müteallik, senin müradın neyse öyle iman ettim ben ya Rabbi de. O kadar. Sana mühim bir anahtar verdim. İman olmayınca bir vücutta o vücut karanlık bir şatoya benzer bir eve. Ne penceresinden nur çıkar, ne kapısından nur girer. İçerisi şeytan evi olmuştur. İçerisi kinle, gayızla, gadapla, hasetle, ucupla, hubu malle, hubu cahile dolmuştur. İntikam, intikam, intikam diye bağırır. Makbul bir kalp değildir. Şeytan oturmuştur oraya. Hatta şunu da söylemeden geçmeyelim. Geldi zuhur etti şimdi. Bir gün demişler ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Nebi Allah, ey Allah'ın Nebisi. Senin Hazreti Ali'ye karşı olan muhabbetini, Haydar-ı Kerr'e karşı olan muhabbetini görüyoruz. Fazla ziyade muhabbet ediyorsun. Bunun sebebi nedir demişler. Eshab-ı kiram. O mecliste İmam Ali yokmuş. Cenab-ı Peygamber döndü. Yüzü simsiyah ve kalbi nurdan ak olan Bilal-i Habeşi'ye. O da söylemeden geçmeyelim demişler. Ya Resulallah demişler Bilal hakkında da. O da söyleyeyim. Bilal'in yüzü çok siyah. Bunun sırrı hikmetidir demişler. Siyahlı yani zenci kendisi. Buyurmuşlar ki Cennet-i Ala'da huri kızlarının yanağına onun siyahlıkları ben olacak demiş. Bilal-i Habeşi. Müezzin evvel. Resul-i Ekrem'in meclisi. Kafir elindeydi. Üzerine ağır ağır taşları yatırırlar. Onu imandan çevirmeye çalışırlardı. Allahu Ahad Resul-i Ahmet diye bağırırdı. Hatta Ebu Bekir Sıddık oradan geçiyormuş. Radıyallahu anh dedi. Ya Bilal sakla imanını. Dedi saklarsam imanımı tahammül edemem ya Ebu Bekir. Asker kalacağım dedi. Zevk alıyorum. Acı duymuyorum dedi. Ağır taşları üzerine koyuyorlar. Kemikleri çıtırlıyor. İsaretlikle imanımı dedi. Allahu Ahad Resul-i Ahmet demekle zevk alıyorum dedi. Sonra aldılar onu. Cenab-ı Peygamber azat ettirdi Hazreti Vahabi Kısır'da. Ya Bilal git Ali'yi çağır dedi. Hazreti Bilal gitti Hazreti Ali'yi çağırmaya. Cenab-ı Peygamber iyi dinle. Eshab-ı Vasefa'ya nazar etti. Allah cümlesinden radıyallahu razı olsun. Dedi ki size bir adam bir fenalık yaparsa. Ey benim arkadaşlarım, eshabım, çok kıymetli eshab-ı kiram. Hepsine tarziye oku. Hepsi ayrı ayrı kıymette. Hepsi birer hidayet yıldızı. Dedi, size birisi fenalık yaparsa ona karşılığında bunu ne yaparsınız dedi. Müslümana layık olan nedir? Hemen cevap verdiler. Dedi, ya Resulallah affederiz ve ona ikram ederiz dediler. Ehlullah böyle yapmışlar. Hatta Bayezid Bistami'nin kafasına birisi bir odun vurmuş, bir şey asa, iki parça olmuş. Hazreti Bayezid Bistami o zata bal göndermiş, bir de yeni asa göndermiştir. Asası bir yüzünden kırıldı diye. Gene Belih Sultanı, sonra Gönül Sultanı, İbrahim Ethem de öyle. Bir gün halkı irşad için kabristanları gösterdi. Sarayları gösterdi. Bunların mamur olduğuna bakmayınız. Bunlar harap olacak. Burayı mamur edin dedi. Oradan birisi bilmeyerek İbrahim Ethem'e bir tokat attı. Bu softalar da her şeyi bir şey uydururlar diye. Vurunca dediler ki ne yaptın ya? Padişahın babası o dediler. Eski padişahımız. Yine ya evet, eline sarıldı. Aman beni affet, ben sizi bilemedim. Yok evladım sen beni affet dedi. Vurduğun vakitte elin acımıştır dedi. Bana vurduğun vakitte elin acımıştır senin dedi. Bana hakkını helal et dedi. Yapar mısın, yapamaz mısın? Orasını bilmiyorum be. Anlatıyorum yüceğiniz.
Bunları işittiğime getirdim, onları hayatına tetbik etmeye çalış. Hemen kötülüğe kötülük yapma. Caizdir. Bir vura bir vurursun ama iyi değil, makbul değil. Sabredersen daha hayırlı olur. Kalbinden kinlenirsen onu da çıkarman lazım, daha hayırlı olur. İkram edersen daha, senin kardeşin çünkü o. Senin sevdiğini o da seviyor. Senin imanetini o da iman etmiş. Allah bir demiş, Muhammed hak demiş. Onun hürmetini affet. Dediler ki ya Resulallah, fenalık yapana iyilik yaparız dediler. Sonra aynı adam gene aynı fenalık size icra etse ne yaparsınız dedi Cenab-ı Peygamber. Gene cevap verdiler Resul-i Ekrem'e. Gene iyilik ederiz ya Resulallah. Sonra bir daha teklif etti Peygamber. Gene aynı adam size fenalık yaptı, ne yapacaksınız? Gene iyilik ederiz ya Resulallah dediler. Dördüncü sefer Peygamber onlara tekrar söyledi Resul-i Ekrem. Gene aynı adam size fenalık yaptı, ne yaparsınız? Hepsi boynun aşağı indiler. Yani haklarını müdafaa edecekler. Onun üzerine İmam Ali Haydar'ı ferar teşhis buyurdular. Meclise geldiler. Efendimiz hemen ona ayakta gelip sordu. Ya Ali, sana bir adam fenalık yapsa ne yaparsın? İyilik ederim ya Resulallah. Gene aynı adam fenalık yaparsa iyilik ederim, affederim. Sonra yine fenalık yaparsa gene iyilik ederim ve onu affederim ve iyilik ederim. Sonra gene aynı, ya Resulallah kıyamete kadar bana fenalık yapsa her seferinde ona iyilik ederim dedi. Deyince eshaba döndü, Ali'yi bundan seviyorum dedi. Sen bilmiyor musun, işitmedin mi? Söyleyelim keselim sonra ders. Haftaya inşallah anlatırız. Bak şunu da aldı. İbn-i Mülzem denilen hain Esedullah'a kasvetti. Vaktiyle adamıydı onun. Hazreti Ali'ye hizmet ederdi İbn-i Mülzem. Onun için ekmek verdiğin, iyilik ettiğin kişi benimse eğer kötüyse ondan kork. Yaptığın iyiliğe karşı kötülük yapabilir. Sen ondan iyilik bekleme. Sen bir iyilik yap at denize, balık bilmezse halik bilir. Unutma bunu. Fenalar da belasını bulur. İyiler de mertebelerine ilerler. Hiç üzülme. Zamanla koruk helva oluyor. Dut yaprağı da ipek oluyor. Dut yaprağı ipek oluyor. Onun sabır lazım. Allah hemen acele etmez öyle. İmhal eder, ihmal etmez. Hiç kimsenin yaptığı yanında kar kalmaz. Ona haberi vereyim. Hiç. Bir perde. Kimseyi Allah unutmaz. Yani sen beni Allah'a usul ettireceksin dedi ona. O dedi ki ya imam beni öldür katlet dedi. Böyle bir şeye ben nasıl tesis ederim? Efendim cesar ederim dedi. Beni katlet. Yok dedi. Fiil icra edilmeyince ahkam tetik olmaz dedi. O zalim oluruz dedi. Sen o fiili yap ki sana ahkam tetik ederler. Ve illa zalim oluruz dedi. Yapmadan yapacak diye güldürür. Herkes de aynı şey olabilir. Aynı fiili yapmak bu dedi maliktir. Ve nitekim işte uzatmayalım tarihi vukuatı. Bu o adam Hazreti Ali'yi vurdu sabah namazına. İmam Ali camiye girerken vurdu. Yahut namazda vurdu İmam Ali. İki rivayet var. Bir rivayet gelirken önüne kazlar çıkmış. Cenab-ı İmam'ın eteklerine sarılmışlar. Mescide gelirken. Kaz hayvanı çok zeki bir hayvandır. Hayvanlarda bazı hastalar vardır. İnsanlar haberdar olmaz. Hayvanlar daha evvel haberdar olurlar. Hikmetillahi teala. Görene, körene. Zelzele olacağı vakitte hayvanlar daha evvel duyarlar. Çok acayiptir. Hep bilirsiniz. Namazda İmam Ali'yi vurdu. Kılıç, zehirli kılıçtan vurdu. Hain. Hazreti İmam'ı aldılar huzur Rabbil Alemin'e. Zaten İmam Ali keremallahu veşe namaza geçeceği vakitte bazen yüzü bembeyaz olur, bazen sararır, bazen kızarırdı. Sormuşlar bunun illetini. Demiş ki huzurullah'a çıkıyoruz demiş. Elbette öyle olması lazım demiş. Sonra aldılar işi mihraptan. Onu çağırttı İmam Ali halkın huzurunda. Dedi niye sen bana bunu layık gördün, bana vurdun bu kılıçla? Senin namusuna mı düştüm ben? Malını mı aldım? Sana zulüm mü ettim? Haşa 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 haşa. Peki niye yaptın böyle bunu? El hükmü lillah, hüküm Allah'ındır dedi. Çünkü hariciydi. Hüküm Allah'ın deyince sözün sadıkıma dedi. Sözün hak, niyetin batıl dedi İmam Ali. Kaldırma hapsedin dedi. Götürürler, hapsettiler. İyi dinle. İmam-ı Hasan'ı çağırdı. İmam-ı Hüseyin'i yanına çağırdı. Diğer Ehl-i Beyt-i Mustafa'yı çağırdı. Muhammed Hanefi'yi çağırdı orada bulunanları. Dedi ki dinleyin beni. Bu adamın kılıcıyla ben ölecek olursam eğer onu bir kılıç darbesiyle katlediniz. Ahkam yerine gelsin, kanun yerini bulsun dedi, adalet yerini bulsun. Ama iyi olursam onun hakkındaki muamele bana aittir. Bana aittir dedi. Ona ne yapacağımı ben biliyorum. Bana aitmişim. Ve işittim ki cettiniz Muhammed Mustafa'dan bir köpek dahi kudursa onu eziyet cefa ile öldürmeyiniz. Öyle buyurdu. Siz de ona eziyet cefa yapmayın dedi, beni vurdum diye dedi. Sonra Hazreti Ali'ye süt getirdiler. Kimse bakmaz. Haydar-ı Kerrar'ı vurdu diye dedi. O için garip oldu dedi. Ona götürün de sütü. Götürdüler. Hain içmedi sütü. İçine zehir koydunuz dedi. Bilmem ne yaptınız dedi falan dedi. Beni öldüreceksiniz. Sütü getirdiler. İçmiyor ya iman dediler. Eyvah. Ne diyor? Zehir koydunuz. Şu iş Ehl-i Beyt-i Mustafa böyle
süt diye zehir veririm ama tenezzül eder mi dedi Ehl-i Beyt-i Mustafa dedi. Eğer bize muhabbet edip, bize itimat edip sütü içseydi, yarın yevmi kıyamette cennetin kapısına ayağımı koyar, evvela katilimi cennete sokar, sonra kendim girerdim dedi. Haydar-ı kerar edemiz. Ha işte, imansız kalbin içerisinde kin, adalet, efendim gazap, her türlü fenalık vardır. İman girdi mi, işine gelişir. İnşallah haftaya gerisini anlatacağız yine, aynı güzelliğe duracağız. Ya Rabbi kalbimizden bizim senin sevmediğin sıfatları çıkar. Nazargah-ı ilahi olan kalpler meyanına bizim kalplerimizi idhal et. Bizi birbirimize seviştir, tanıştır. Birbirimize hak ve hukura irade eden kullardan eyle. Suretimizi insan kıldığın günümüzde batınımızı insan eyle ya Rabbi. İnsanlığa cümlemizi hadem eyle. Edatlarımızın gönlünü nuru Kur'an'la münevver kıl. Dini devlet, vatanı millet uğruna çalışanları iki cihanda aziz eyle. Vallahu bi'l-i adaleti selam ve ihdi men yeşâ ilâ sırâtı müstakîm.